benim bir avantajım var. Bir kere ben siyasetçi değilim yani. Bu çok büyük bir avantaj. Yani Bahadır Bey gibi, Bahadır Hoca gibi siyasetçileri tabii tenzih etmiyorum. Yani onlardan öğreniyoruz, feyiz alıyoruz ama siyasetçi olmayınca, bir yerde bağlı olmayınca daha insan şey düşünebiliyor yani. Bu öyle bir seçim ki yani bunun fazla analiz yapmanın da gereği yok. 25 yıl İstanbul yönetmişler. Murat Kurum için söylüyorum. Anlatıyor çünkü İstanbul'da şunları yapacağız diyor. Baktığınız zaman sanki yeniden İstanbul'u kuruyorlar. Ya 25 sene yönettiniz zaten. Bu bir. 22 yıldır İstanbul, Türkiye'yi yönetiyorsunuz. Geldiğimiz nokta ortada. İstanbul'un geldiği noktada ortada. Yani fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Yani siz demin çok iyi anlattınız. Kardeşim 22 yıldır ülke buraya gelmiş yani. Her rakamı dipte ülkenin. Mafiş diye bir laf var diye bitmiş ülke yani. Yani hiçbir şey anlatmaya gerek yok. İstanbul'da bu kadar yıl, 25 yıl yönetmişler ya. Bir arada bir 5 yıl Ekrem İmamoğlu girmiş. Bu 2, 3. Yani düşünecek bir şey yok. Bizim gibi Cumhuriyetçi Atatürkçü grup için söylüyorum. Yani dünyaya entegre olmuş. Siyasi İslamcı alakası olmayan. Bu tarikatçı, marikatçı bu gruplara karşı olan insanlar için yapılacak bir tek şey var. Şu andaki iktidarın karşısında hangi kişi varsa oy potansiyeli yüksek ona oy vermek yani. Bu kadar basit yani. Düşünecek bir şey yok. İkincisi Cübbeli Ahmet boş yere fetva veriyor. Çünkü zaten bu ülkede son 20 yıl geçiren herkesi Türkiye'den geliyorum dersen öldükten sonra cennete alırlar zaten. Yani Allah kimseyi iki kere cehennem yaşatmaz ya. Onu söylemek istiyorum. Yani, bugünün lafı bu oldu. Evet evet. Hayır şöyle bu benim lafım değil bu. Mantık olarak söylüyorum. Yani böyle bir tabakayı ayırın. Yani bu şey tabakasını ayırın. Ne malanan bir tabaka var krem Türkiye'de. Krem. Krem tabakayı ayırın. O da zaten benim bildiğim kadarıyla siz daha iyi bilirsiniz de. %10 falan diyorlar yani. %10'luk bir grup var diyor. Yani 8,5 milyon kişi falan deniyor. Yani o 8,5 sakat tabii. Onların nereye gideceğini bilmiyoruz da cennet mi cehennem mi ama normal bir insan, sıradan bir insan. Yani hani orada bir konuşma olacaksa eğer. Vallahi doğru diyorsun. Efendim? Doğru diyorsun. Hayır orada bir konuşma olacaksa yani şeyi söylemek lazım. O yeter. Ben Türkiye'den geliyorum diyeceksiniz. Evet. Siz geçin diyecekler. İkinci kez girmeyin cehenneme diyecekler. Yani bir kere Ahmet Hoca, Ahmet Cübbeli Ahmet yani ne dediğini bilmiyor yani. Üç. Cübden alırlar içeri. Ya. Ya kendini tutmasa cenneti parsel parsel satacak hani vakti zamanında. Endülcans şey, aynen öyle ya. Parayla satarsa yakında hiç şaşırmam. Yani, sonra yani öyle olaylar oldu ki sırf şu mesela Atatürk Havalimanı. Ya ben turizm yaptım. Hemen hemen dünyanın bütün kayda değer havalimanlarını falan gördüm. Her zaman dünyadaki ilk 10 havalimanından biri de Atatürk Havalimanı kompakt olarak. Şimdi bunu yazıyorsunuz. Mesela adam diyor ki, birisi tweet atıyor diyor ki git bilmem ne ol git İtalya'da yaşa diyor. Tamam mı? Ya oğlum zaten ben orada yaşıyordum. Buraya gelmişim. Tercihimi burada kullanmışım. Ayrıca ben orada gittiğin zaman beni bekleyen imkanları sana yazsam onda bir nesen sülalenle oraya gidersin yaşarsın. Türkiye'de falan yaşamazsın. Diyorlar ki Türk havalimanı işte yok buymuş da dünyanın en büyük havalimanı. En kompakt havalimanı yıktılar. Ya dünyada böyle bir şey anlatamazsın bile. Anlatamazsın. Yani. Anlatamazsın. Anlatamazsın yani. Yıktılar. Mantığı yok. Hastane koydular. Pistin üstüne. Sonra hastanede galiba şimdi yok olacak. Oraya şey yapacaklar işte ne bileyim. Yeşil millet bahçe falan diyorlar. 2 milyar doları çöpe attılar ya. Ayrıca öyle veya böyle o havalimanın ismi Atatürk Havalimanı'ydı. Türkiye'deki bütün o statların isimleri hepsinin Atatürk ismi kalkmıştı biliyorsun yani. Ayrıca buna da karşıyım. Her statın ismi Atatürk statı olmaz. O da başka bir konu yani. O değil konu yani. Her statın Atatürk ismi konmaz ama her stattan da kalkmaz konmuşsa yani. Hiç olmazsa 3 tane bırakırsın yani. Bursa'da stat yaptılar, miting gibi açtılar. Atatürk ismi kalktı. Büyükşehir Belediye Stadı oldu. Ya böyle bir isim olur mu ya bir stadın ismi? Büyükşehir Belediye Stadı bir stadın ismi olur mu? Neyse. Sonuçta sonra gerçek ismine kavuştu. Timsah halini yaptılar. Bitti gitti. Şimdi o Atatürk Havalimanı yok ettin oradan. 2 milyarı çöpe attın 2 milyar doları. Üstelik dünyada ben yani şey hariç, Kuzey Amerika hariç bir de Afrika hariç hemen hemen bütün kaydeder havalimanlarına onlarca gidip geldik turizm yaparken. Kompakt havalimanıydı. Üstelik metro da gidiyordu altına son zamanlarda. Dediler ki niye yıkıyorsunuz? 3 havalimanı olsun dediler. Burası 2'yi kaldırmıyor. Peki 3.'yü yaptın, 1.'yi ima ettin. Yine 2 tane kaldı. Sırf şu bile normalde yani bir hükümetin istifa etmesi için bir sebep yani. O yüzden fazla düşünmeye hiç gerek yok. Fazla bir şey anlatmaya da gerek yok. Sadece sıradan bir vatandaş gözüyle söylüyorum. Yani 22 yılda ülke buraya gelmiş ya. Ben artık her gece yediğim yemeği yarım yemeye başladım yani. Hocam çok ciddi söylüyorum. Ne yemek istiyorsam yarım porsiyon yiyorum. Yani çünkü artık tam porsiyon tek başına yaşamıyorsun ki etrafında beraber hayat paylaşan insan var. Bir ev geçinmen lazım, şey yapman lazım. Yani bize yansıyan tarafı şu oldu. Ne yiyorsan yarım yiyorsun yani. Ben zaten şey ameliyat olmuştum. Tiroid bana şey demişti Berna Hanım sağ olsun o beni yani hayata yeniden getirmişti.
Dedi ki ne yiyorsan yarısını yiyeceksin dedi bana, tamam mı? Yani öngörülü bir görmüş kadın bu şeyleri yani. Ben dedim ki bu çünkü çok ne çalışıyordu bizimle. Komple aldılar. Dedim ki hocam ne yapacağım dedim Berna Hoca. Dedi ki bana bak bilgim daha kısa anlatayım. Ne yiyorsan yarısını ye dedi. Yani inanılmaz bir şeyi varmış Berna Hoca'nın. O duruma gelmiş Türkiye. Hala nesini tartışıyoruz? Yani normalde mesela Murat Kurum nasıl oy alacaksın yani? Hangi ne istiyorsun? Yani iki kere bakanlık yapmışsın. Daha en son Erzincan olayları ortada. Ondan önce olan felaketler ortada. Tekrarlamaya gerek yok. Sonra ne konuşamıyorsun? Dün diyor ki Ekrem İmamoğlu diyor ki mesela ya bu seviyesizlik olmaz ya bir şeyde. Yani genel olarak bu böyle tabii. Sadece Murat Kurum'u bağlayan bir şey. Diyor ki sen bakanlara laf ediyorsun diyor. Evet. Bu bakanlara laf ediyorsun ama diyor sen o bakanlıkları seni almazlar. Ya böyle bir konuşma tarzı var mı? Zaten ben koyu bir AKP'li bile olsam, yani AKP'ye ömrüm boyunca oy vermiş olsam böyle bir konuşma gördüğün zaman insan karşısındakine veriyor. Köftecileri ya. Falan aşağı. Diyor ki sen ancak burada köfteci olursun diyor. Ya böyle bir konuşma tarzı var sürekli mı? Sürekli üstten bakıyor. Efendim? Evet. Sürekli üstten bakış var. Şimdi, evet yani sonuçta bir o bir de bu işte Atatürk Havalimanı'nın yıkılması bile. Yani daha böyle bir sürü örnek var da vaktinizi almayayım diye söylemiyorum. Sırf şu havalimanı yıkılıp ya insan orada miting olur mu ya? Dünyanın... Peki şimdi tamam. Şimdi tekrara girmeyelim. Çok bugün çünkü şeyiz. Tamam, kalabalığız. Tamam. Herkese söz hakkı gelsin. Şimdi önce şunu söyleyeceğim. Arkadaşım Emine bu yayının prodüktörü bizim için derledi. Şimdi emekliler bu hani Suriyelilere var, ellere var da bize yok mu? Yok emeklilere yok. Emekliler kuyruktan kuyruğa işte bir gidiyorlar et ve süt kurumunun kuyruğuna gidiyorlar. Bir bakalım mı onlara? Bir gidiyorlar işte promosyon dağıtacak bankalar diye kamu bankalarına gidiyorlar. En son şu anda gördüğünüz görüntü ne biliyor musunuz? AK Partili Sancaktepe Belediyesi emeklilere alışveriş kartı dağıtımı için, bakın alışveriş kartı dağıtmıyor, dağıtımı için isim topluyor. Ve de seçim, ya emeklilere 2000 TL'lik rüşvet alışveriş mi? Kartı, seçim rüşveti gibi seçim bir şey. Seçim rüşveti, utanmadan. Ama bu arada daha kartı değil, isimleri topluyor. Ona rağmen bu kuyruk. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani insanların onuru ve haysiyeti açısından düşünsenize siz emeklileri. Yani bu kuyruğa giriyorsun. 2000 TL'lik bir alışveriş kartı ama bunun içinde isim toplanıyor. Daha dağıtım için isim toplanıyor falan. Şimdi buradan geleceğim size. Kuyruktan kuyruğa. Ona gelmeden önce ben müsaadenizle her katılımcı Mahmut Ünlü ile ilgili görüşünü arz etti. Ben de arz etmek istiyorum. Çünkü bu önemli. İktisatçıyız ama iktisat ve finans siyasetle toplum bilimle çok yakın alakalı. Bizim hem borsa olsun hem makroekonomi olsun buradaki bütün rakamları aslında bu sosyal alandan gelen sinyaller, Ankara'dan siyasetten gelen sinyaller belirliyor. Bakın 1925'te Ulu Önder Atatürk Kastamonu konuşmasında hepimizin bildiği çok ünlü bir konuşma. Diyor ki efendiler ve ey millet biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. Peki bunu neden demiş? Şimdi bunu böyle dediği zaman bunu bir takım cemaatler ve tarikatlar diyor ki işte bu ülkeyi kurucu unsuru Mustafa Kemal ve ekibi aslında çok karşı bizlere, işte İslam'a karşı. Hayır, bununla alakası yok. Bu insanların kendi şahsi çıkarları için devleti ve siyaseti kullanmamaları için siyasi sistemden çıkmaları gerektiğini işaret ediyor.